Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbağı.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda da baya bir sıkıntı vardı. Sesten yana özellikle. Hemen girişip videomuzu çekmeye başlayalım. Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçekleri. Duydunuz mu haberi? Şimdi Ümraniye maçında forma giyemedi. Biliyorsunuz Bright Osayi Samuel ve hakkındaki gerçekler ortaya çıkmış. Ben de çok merak ediyordum hakkındaki gerçekler neydi diye. Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre Portekizli teknik adam Jorge Jesus. Osayi'yi alternatif olarak hazırlık döneminde, Burak Kapaca denedi. Ancak hücumda etkili olan genç futbolcunun defans bilgisi yetersiz kalınca bu denemeden vazgeçti diyor. İki Kiev-Slovaçko maçlarının ağrılar nedeniyle Nijerya asıllı İngiliz sağ bek Samuel Ümraniye karşısında dinlendirilmek istendi. Ve Ferdi Kadıoğlu sağ beke sol ayaklı stoper Perez de sol beke yerleştirildi. Ama Fenerbahçe hızlı Ümraniye spor forvetleri karşısında 97 dakika zor anlar yaşadı. Orta sahayı tek toplarla geçti falan filan. Maçın ardından oynamamasının ardına ayrılık haberiyle çıkan Osayi sosyal medya hesabında hiçbir şeyi silmediğini, Fenerbahçe'yi sildiği şeklinde dedikoduların gerçeği yansıtmadığı net olarak belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar çok kolay. Fenerbahçe'yi karıştırmak çok kolay. Bir tane delinin biri ortaya bir şey atıyor. 40 tane akıllıyla çıkartmaya çalışıyorsun. Mesela kamp kadrosu açıklanmış. Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Eğribayat, Osayi, Samuel, Salahi, Lemos, Gustavo Perez, Ferdi diye gidiyor. Novak da var. Burak Kapacak da var. Yani bu haberdeki Burak Kapacak olayı da doğru değil. İşte Arda Güler'in oynamama nedeni. Bakalım Arda Güler niye oynamamış? Onu da çözmüşler arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Ümraniye maçında niye süre almadığı ortaya çıkmış. Beraberliğin şoku yaşanıyor. 90+2'de kulübenin gediklisi Berisha'nın attığı golle kurtulan Fenerbahçe'de. Bu arada Berisha dedi de ben kampa tam bakamadım ya. King, Valencia, Serdar Dursun. Berisha götürülmemiş. Tisserand yok. Ya şöyle bir bakayım. Tisserand yok 1. Alioski yok 2. Novak, Araoz, Ayz, Crespo. Mert Hakan yok. 3. İrfan Can yok. 4. Arda, Lincoln, Rossi, Emre. Yani Pelkas falan yok. Zaten yazılmadıydı da. Berisha yok. 5. Serdar Aziz yok. 6. Hani böyle tek tek sayarsak baya isim yok arkadaşlar. Neyse Arda Güler. Neden oynatılmadığı yine Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre ortaya çıkmış. Oynama sebebi sakatlık değilmiş arkadaşlar. Bir gün önce 10 numaralı forma verilerek onur edilen Arda Güler neden 10 saniye bile süre almadı soruma. Fenerbahçe'nin iki önemli isminden aldığım yanıt kısa yanıt net olarak 70. Arda'nın bir sakatlığı yok. Oynamaması tamamen hocanın tercihidir. Ancak şunu biliyoruz ki Jorge Jesus Arda'yı bu maçta 10 numaralı formasıyla alkışlatmak istiyordu. Ama oyunun akışı buna izin vermedi. Yani muhtemelen öne geçeriz şov yaptırırız diye düşünmüş. Arda'nın oyuna girmesinin beklendiği 65-70. Dakikalar arasında yenilen bir gol ardından ağır bir penaltı kararıyla teknik ekibin tüm hesapları alt üst oldu. Önce Miha Zajc ardından skoru çevirmek için Serdar Dursun Beriş hamlesi yapılmak zorunda kaldı diyor haberde. Arda da bu yüzden mi oynamamış? Arda'nın 10 numaralı forması alkış alıp takıma enerji katacağı atmosfer oluşmadı. Bu yüzden oynatılmamış. Ya şunu bir kararlaştıralım. Teknik direktör ne diyorsa o. Ancak teknik direktöründe hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Mesela Rossi. Rossi'nin ilk devredeki kötü futbolu herkesin gözüne çarpmıştır. Takımı da eksik oynattı diyebilirsin. Ha bir tane de asist yaptı ama neye yarar? Bakın ilk 45 dakika Rossi'nin istatistikleri. 35 topla buluşma, 15 top kaybı. Bu ne demek biliyor musun? Sen topu al, götür, ileri, taşı, geri dönsün. Duvara çarpıp geri dönsün. Yani rakip kalenin yerinde duvar olduğunu düşünün. Yani rakip kale yok da duvar var. İkinci devre Rossi çıkana kadar
Evet, Rossi çıkmadı herhalde ya. Ha, çıkana kadar bak 7 ikili mücadeleden sadece ikisini kazanmış. 35 topla buluşma, 15 top kaybı, 7 ikili mücadele 2 kazanma, 3 başarısız top sürme girişimi Diego Rossi. Evet, mesela ben merak ediyorum. Slovaçko maçı 3-0 kazanıldı. Çok güzel bir rotasyon maçı. Müthiş bir rotasyon maçı. Yani bana kimse rotasyonun bilimsel olmadığını falan filan söylemesin, alnını karıştırırım. Çok güzel bir rotasyon maçı. Luan Perez'i stoperde mi deneyeceksin? Salah'ı gönderecek misin? Çok güzel. Luan Perez'i koy sol stopere. Dene. Ferdi'yi dinlendirmek mi istiyorsun? Koy Nova sol beke. Dene. Dene arkadaşım, ne kaybedeceksin? 5 tane oyuncu değişikliği hakkın var. 5 tane futbolcuyu rotasyona çek mesela. Valencia her maç yoruldu, yıprandı, etti. Serdar Dursun'la başla. Lincoln King ne olduğunu daha çözemedin. Koy Arda Güler'e ilk 11'e. 90 dakika oynasın çocuk. 90 dakika Arda Güler'iz diyelim. Hani neyse, kadroyu diğer videoda konuşalım. Şimdi Gustavo Henrique. Arkadaşlar, Gustavo Henrique konusunda bana da kızmayın, başkalarına da kızmayın. Yani Ümraniye maçındaki hal, hareket, tavırları bence Gustavo Henrique'nin yani Gustavo Henrique'nin bence Fenerbahçe kariyerini bitirdi. Kimse farkında değil. En ufak sıkıntıda, en ufak tehlikede görün bakın arkadaşlar. Herkes Gustavo Henrique'ye neler saydıracak. İyi izleyin ha. İyi izleyin. O topu 90+2'de taca çekmesi bence bitirdi. Ancak şu bir gerçek. Gustavo Henrique konusunda Ali Koç'a kızanlara kızıyorum ben. Lan Ali Koç'un ne suçu var? Gustavo Henrique, bak Selahattin Baki de söyledi. Hocamızın çok istediği, tanıdığı bir oyuncu. Son yıllarda düşüşte ama atmaya değer bir zar olduğuna inanıp transfer ettik demişti. Yani kiralık aldık. Beğenmezsek geri göndeririz. Futbolcu da kendini kanıtlamak zorunda falan filan demişti. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunların temelinde yatan ne biliyor musunuz? Jesus Türkiye Ligi'ni çok basite indirgedi. Hani yurt dışında yaşayanlara sorun, Türkiye'yi tanımla deyin. Fesli, böyle deve meve zannediyorlar. Yolda araba yok zannediyorlardı. Bir 5-6 sene öncesine kadar. İnan ki öyle. Deveyle falan geziyorlar. İşte herkes de cübbe var, sarık var. Kadınların hepsi siyah çarlı falan zannediyordu. Yani Türkiye'de yani bu şekilde insanlar böyle zannediyor. Yani bir nevi Arabistan'dan bir ülke gibi düşünüyorlardı. Ya da Suudi Arabistan gibi düşünüyorlardı. İşte kadınlar araba kullanamaz falan filan gibisinde. Sonra bu inanış yıkılmaya başlandı. Şimdi baktığın zaman Gustavo Henrique mankenlik ajansına versek acaba, ya biraz da karizmatik, yakışıklı ya, acaba oradan para kazanır mıyız? Mesela Tisserand. Bakın Tisserand bu maçta da yok. Ben şeyi çok merak ediyorum. Novak geçen maçta yoktu mesela. Satılacaksa bu maçta ne işi var? Satılmayacaksa hocam işte kadroyu verdik ya, mecbur onun adı yazıldı. Öyle bir olay vardır belki diye. Bak bu maçta Türk kuralı, yabancı kuralı da yok. Jesus'a kimse de karışmayacak. Mesela Tisserand, birçok kişi şu cümleleri kuruyor. Hocam Tisserand bundan daha iyi diye. Ben onu geçtim. Adamlar şunu söylüyor. Lemos bundan daha iyi diyorlar. Yani Lemos daha iyi diyeni duydum. Misal Miha Zajc. Ben Zajc bu maçta oynamazsa art niyet ararım. Arda Güler bu maçta bir dakika bile süre almazsa art niyet ararım. Kim ne derse desin. Gustavo Henrique olayına girersek, başkan Gustavo Henrique'yi istemiyor arkadaşlar. Başkasına bakalım diyor. Murat Zorlu da demiş ki böyle bir diyalog olmadı demiş. Yani başkan Henrique'yi istemedi, başkasına bakalım dedi. O doğru ama böyle bir diyalog olmadı. Bu duyum da benim kafamı karıştırıyor. Böyle bir şey yaşandı. Yani onu da söyleyeyim. Ha şu var. Aykut Kocaman dönsün diye biraz Jesus'u bombalayanlar da başladı. O konuda da uyarayım. Bizim kanalda da var. Aykut Kocaman gelsin diye. İyice kıyamet kopar. Şimdi aynı Murat Zorlu şunu diyor. Benim duyduğum, hocaya istersen Nino alınsın denmiş ama hoca Gustavo Henrique'yi istemiş. Ben size Nino konusunda şunu söyleyeyim. 5 milyon euroya biz Nino'yla ve kulübüyle anlaştık arkadaşlar. Bakın bizim anlaştığımız, görüştüğümüz isimler bir bir elden kaçıyor. Sonra bana diyorsunuz ki hocam kıvırma. Şöyle olmuş bak. Ya kıvıracağım, edeceğim bir durum yok. Ben size süreci anlatıyorum. Adamlar almıyorsa, vazgeçiyorsa benim yapacağım bir şey yok. Ama şu an birçok kişi
aynı cümleyi kullanıyor, aynı cümleyi söylüyor. Keşke Luan Perez alınacağına Nino alınsaydı diyor. Yani bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu konuda da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Ahmet Ercanlar da diyor Jesus Nino yerine Gustavo Henrique'yi tercih etti diye. Acaba diyorum hep bir ağızdan bir şüphe mi oluştu? Hani takımı satıp gidecek işte şunların çöplerini getiriyor falan filan diye. Ya bu söylentiler hep olur. Bu söylentiler hep olur. Mesela benim önüme şu anda bir video çıktı. Aynı pozisyon farklı kararlar diye. 2020-2021'in 32. haftasında Fenerbahçe Denizli Spor maçı. Fenerbahçeli futbolcu şutunu çekiyor. Oyuncu hiç kıpırdamıyor bile. Kalecinin görüş alanında bile yok. Yani şutu çeken kim? İrfan Can mı golü atıyor? İrfan Can golü atıyor. Samat da kalecinin görüş alanında bile değil. Kaleci başka yöne yatıyor. Ve offside veriyor Cüneyt Çakır. Ha, bunda da hareket ediyor. Yani ayağını atıyor, ediyor offside da. Neticede aynı kaleye gidiyor offside da. Yani o futbolcu orada tehdit oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Ama biz maalesef bunları yaşıyoruz, yaşayacağız da. Samat da. Genk Samat dayı istiyor duyumunu verdik. Sonra dedim ki hem Mesut Özil'i hem Samat dayı gönderirsem bana dua edin. Dünden beri Genk Samat da forması ne pardon Genk Fenerbahçe forması giyen Samat dayı istiyor diye yabancı basın verdi. Yağız Sabuncuoğlu Samat dayı Genk ve bir Arap kulübü istiyor diye duyumunu verdi. Ertan Süzgün şimdi çok üzgün. Samat dayı eski kulübü Genk'e dönmeyi kabul ettim müjdesini verdi. Şimdi mutludur. Fenerbahçe Genk ve Samat arasında görüşmelerde son aşamaya gelindi diyor. Benim bildiğim kadarıyla her konuda anlaşıldı. Samat da her konuda anlaştı. Bakalım sonuç ne olacak? Nihai karar ne olacak? Yani onu da söyleyelim arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Bochum ve Borussia Mönchengladbach da Marcel Tisserand'ı transfer etmek istiyormuş. Bak Fenerbahçe'ye ilk geldiğinden beri biz ne çöpledik hatırlayın. Yerin dibine soktuk. Şöyle dedik, böyle dedik, hantal dedik, işte canlı bomba dedik. Baktığın zaman adamın çok da defosu yoktu. Evet, arada sırada hata yapıyordu ama biz şunu hiç göz önüne almıyoruz. Bak kaleci hata yaparsa gol olur. Kaleci hata yaparsa gol olur. Stoper hata yaparsa pozisyon olur. Forvet hata yaparsa bunun adı hatadır. Yani forvet hata yaparsa bunun adı hatadır arkadaşlar. Ama bunlardan biri yaparsa biliyorsunuz sıkıntı. Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can, Nazım Sangare, Joao Pedro net olarak ve kesin olarak Slovaçka maçında yoklar. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. İnşallah Joao Pedro da bir an önce iyileşip döner. Bizde forvetsel sıkıntımız var mıymış yoksa sıkıntı başka mıymış hep birlikte görürüz. Bu kısmı aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.